Bir e-commerce şirketi doğası gereği birçok iş kolunu içinde barındırıyor. Az önce cevapladığınız üzere özellikle iyi şirket çalışanlarını kaybetmemek adına temeli sağlam bir kültür oluşturmamız gerektiğini söylediniz. Bir startup için nasıl bir şirket kültürü oluşturmamızı önerirsiniz? Yani Girişimci arkadaşlar. genelde hani startupların çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü çözülmesi gereken hani binlerce sorun var, yapılması gereken binlerce proje var. O yüzden mesela Facebook ilk başladığında işte "be she fast and hack" diye, yani çok hızlı hareket et, işte bir şeyleri kır diye bir mantrası vardı. Hani bence startup ilk işe başladığında en önemli fokus olması gereken alanlardan birinin hız olduğunu düşünüyorum. Bunun dışındaki diğer alanlar hani işe bağlı. Yani eğer yani servisle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, mesela call center'la ilgili bir startup kurmak istiyorsanız, işte müşteri memnuniyetiyle ilgili şirket değerleri çok önemli olacak. Eğer bir şey üretiyorsanız, işte ürettiğiniz ürünün kalitesiyle ilgili değerler olması gerekiyor. İşte mesela bir arkadaşım yurt dışında vale servisi veren bir startup kurdu. Mesela böyle bir startup kuruyorsanız, işte şirketin değerleri çok daha farklı olacak diğerlerinden. Ama hani ortak olan şeyler de var. Mesela işte bizim mesela şirketimizin değerleri, herkes birbirine saygılı olacak. Altta çalışanlar üstte çalışanları her zaman challenge edebilecek. Yani eğer sizin üstünüzde biri çalışıyorsa, eğer üstünüzdeki kişinin yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsanız ona söylemeniz gerekiyor. Yani bizde mesela herkes hani ofiste politika olmasını istemiyoruz. Birçok şirkette hani patronunuz ya da üzerinizde iki kademe, üç kademe biri yanlış bir şey yapıyorsa korkar insan, söylemez değil mi mesela? Bizim değerlerimize aykırı. Her zaman söylemesi gerekiyor. Mesela bizim çalışanlarımızla konuşurken de her zaman onlara şey derim. Eğer benim yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsanız, hani siz yerleri bile siliyorsunuz şirkette, gelip bana söylemeniz gerekiyor ki hani herkes yanlış yapabilir, yani bunu görmek çok önemli. Hani değerlerimizden biri bu. Onun dışında tabii bir sürü var ama hani genel olarak yaptığınız işle alakalı bence. Bir de şirketlerin kurucu ortaklarıyla alakalı. Çünkü genelde şirketin kültürü kurucu ortakların etrafında kuruluyor. Ve sizin kendi kişiliğiniz de şirketin kültürünü yansıttığını düşünüyorum.